kuruculardan Durkheim ve Weber'i alıyordu. Onlara da hani Pareto ve Marshall'ı ekliyordu. Ama Marx'ı dışlıyordu. Bu hafta ele alacağım Louis Althusser tersini yapıyor. Marx'ı temel olarak alıyor. Ve Weber ve Durkheim'ı pek kale almıyor. Ama daha sonra da göreceğimiz gibi mesela Bourdieu her üçünü de yani Marx'ı, Weber'i ve Durkheim'ı alıyor. Aynı şekilde Giddens da öyle yani üçünü ele alıyor. Ama bu aşamada yani bu 1950'ler, 60'lar Althusser'de Parsons'ın da hani yükselişi diyelim o tarihler. Özellikle Althusser'in köyü Parsons ki biraz daha erken biliyorsunuz. Mesela Sosyal Sistem kitabı 1951 yayını. İşte 1966'da işte Toplumlar Evrimsel ve Karşılaştırmalı. Yani aynı dönem yani Parsons'ın Toplumlar kitabının yayınlanmasıyla Althusser'in Marx için kitabının ilk yayınlanması 1965 Althusser'in Marx için kitabının yayınlanması. Esasında bu Marx için kitabında 1961'den 65'e kadar olan makaleleri bir araya getiriliyor. Ama esas 1965'te Althusser ve öğrencileri birlikte Marx'ın Kapitalini okuyorlar. Kapitali okumak diye bir kitap çıkıyor ortaya. Fakat buna gelmeden önce Marx'a kısaca bir dönüş yapmakta yarar var diye düşünüyorum. Çünkü Althusser'in yaptığı Marx'ı 1960 şartlarında yeniden okumak. Şimdi geçen dönemden hatırlıyorsunuz. Yani Marx'ın önemli hani en merkezi kavramları neler? Yani bir kere hani Hegel'i tersine çeviriyordu. Yani idealist Hegel'in tarihi idealist okumasını Marx tarihsel maddeci yani maddeci bir şekilde okuyordu. Dolayısıyla hani idealist tarihçilik ilk yerine Hegel'in tarihsel maddeciliği öne çıkarıyor ve bununla birlikte hemen her toplumun üretim ilişkileri, üretim biçimi ve üretim güçleri yani teknolojisi öne çıkıyor. Yani hani Hegel daha çok Geist'a ruha, bilince odaklanırken Marx maddi şartlara odaklanıyor ve şu cümlesi meşhurdur. Bir toplumun maddi yaşam şartları o toplumdaki bilinç düzeyini, o toplumdaki bilinci belirler. Yani belirleme kavramını, yani determinizm kavramını kullanıyor. Yani bir hani göreceğiz daha sonra ve Althusser'de göreceğiz. Althusser bu determinizmi sorguluyor. Ama Marx'ta hani bu determinizm var. Yani bunu Alman ideolojisi diye Engels'le birlikte yazdıkları kitapta hani bu cümleyi kuruyor. Yani benzer şekilde Marx'ın ikinci hani temel kavramı sınıflar. Yani bir toplumu anlamak için diyor üretim araçlarına sahip olma olmama veya üretimin örgütlenmesinde hakim durumda olanlarla üreticiler ayrımını yapmak ve hani şu cümleyi kuruyor yine meşhur cümlelerinden birisi. Tarihin motoru sınıf mücadeleleridir diyor. Ve dolayısıyla hani Roma İmparatorluğu'nu anlamak için efendi ve köle arasındaki mücadeleyi veya patrisyan ve plebiyanlar arasındaki mücadeleyi
feodal toplumları anlamak için toprak sahibi beyle serfi veya reayayı ve onlar arasındaki ilişkiye odaklanmak gerekir. Kapitalist toplumları anlamak için de burjuva ve işçi sınıfı arasındaki ilişkilere odaklanmak gerekir diyor. Ve ve yine meşhur cümlelerinden hocam, birisi efendim. Evet efendim. Hanginiz? Özür dilerim sözünüzü kesiyorum. Nur. Evet Nur. Evet Nur. Nur hocam. Yeni. Nur. Evet Nur. Evet. Evet sözünüzü kesiyorum hocam ama dilerim. Mesela hani diyor ya işte sınıf toplumu anlamak için sınıflara bakmak gerekir diye. Bugün günümüzde evet bir işçi ve burjuva sınıfı var. Yani bunu kabul ediyoruz. Ediyorum yani en azından, ama şöyle de bir şey yok mu? Bugün yani azınlığın kendi arasında da bir yaşadığı bir çatışma olduğunu düşünüyorum ve bu çatışmaya da bakılması gerektiğini düşünüyorum aslında. Yani evet, evet, bir toplumu anlamak için ilk önce o sınıfsal yapıya bakmak gerekir, kabul, ama bir de o azınlık arasındaki, yani o burjuva kesimi dediğimiz arasındaki o çatışmaya da bakmak gerekmez mi? Yani gerekir. Ekonomik modeli evet. Ve toplumun şekillenmesini anlayabilmek. Evet, gerekir. Ve o gereklilikle birlikte biraz sonra Althusser'de de göreceğimiz gibi başka değişkenler de işin içine giriyor. Ve mesela Bourdieu'ya geldiğimizde sadece üretim araçlarına sahip olup olmamak değil mesela, yani ekonomik sermaye sahipliği değil, mesela eğitim yani kültürel sermaye sahipliği de önemlidir deniyor. Yani bazılarının hani yine yukarıda o burjuva dediğimiz kesimde yer alabilirler ama ekonomik sermayesi yoktur ama kültürel sermayesi vardır. Veya bazılarının ekonomik ve kültürel sermayesi yoktur ama sosyal sermayesi vardır gibi, hani veya bazılarının hani bunlar yoktur ama devlet sermayesine, yani siyasal sermayesi vardır. Dolayısıyla hani siyasal sermayesi olanlarla ekonomik sermayesi olanlar veya siyasal sermayesi olanlarla kültürel sermayesi olanlar arasında çatışmalar olabilir. Bunu demek istiyorsun sanıyorum, değil mi? Evet hocam. Yani evet. Sadece mesela işçiyle işçi arasında bile bir çatışma olabilir. Ya da evet. Yani bu hep hani sürekli aralarda bir çatışma da toplumun genel olarak konjonktürünün yapısını değiştirir diye düşünüyorum. Hani sadece bir aynen işçi doğru. Çatışması değil de. Evet, güzel. Yani aynen. Yani işçiler arasında da ne olabilir? Diyelim ki sendikada örgütlenmiş işçilerle bu sendikada örgütlenmiş işçiler kendi aralarında çatışıyor olabilirler. Yani hani diyebilirler ki bir işçi grubuna, yani sizin sendikanız hani bizim haklarımızı yeterince savunuyor. Yok, sizinki savunmuyor falan. Hani bu tür çatışma olabilir veya etnik ve dini kökenleri farklı olduğu için, inançları farklı olduğu için birbirleriyle çatışıyor olabilirler filan. Tamam, doğru. Yani Marx 19. yüzyılda hani temel sınıfların temel belirleyicisi ekonomiktir diyor veya hani üretim araçlarına sahip olmak olmamaktır diyor veya tarihe baktığımız zaman hani en öne çıkan ana belirleyicilerden birisi budur diyor. Ama tabii ki bu çok eksik ve bunu biraz sonra Althusser'de, hani Althusser'le başlayarak diğer kuramcılar da bunun böyle olmadığını, yani çok değişkenli bir şekilde bu toplumun dinamiklerini, çatışmalarını açıklamak gerektiğini göreceğiz. Ama teşekkür ederim. Sen daha başından bunun farkındasın ve belirttin. Eminim diğer arkadaşlar da senin gibi farkında olanlar vardır. Teşekkür ediyorum. Evet. Ve devam ediyorum. Şimdi Marx'ı bitireyim. Çünkü Althusser'i anlatacağım bugün ama dediğim gibi hani Althusser'i anlamak için Marx'ın bu yaklaşımını anlamak lazım. Şimdi Marx tarihle, toplumla, toplumsal değişmeyle ilgili olarak yani biraz önce söylediğim gibi tarihin motoru, yani değişmeler, insan toplumlarının değişmesi, hani sınıf mücadelelerine. Ama bir de şöyle bir cümlesi var. Diyor ki tarihin öznesi insanlardır. Yani insanlar kendi tarihlerini
kendileri yaparlar. Hani burada bayağı hani insanlara bir öznelik veriyor. Yani faillik veriyor. Ama hemen ikinci cümlenin ikinci kısmında ancak bu tarihi yapımı daha önceki kuşakların onlara sunduğu maddi yaşam şartları altında olur diyor. Onlara sunduğu yani insanlar faildir, öznedir ama içinde bulundukları şartlar onların nasıl bir özne, nasıl bir kolektif özne, bireysel özne olacaklarını belirler diyor. Bunu da belirtmiş olayım. Hani Marx'ın önemli cümlelerinden birisi olarak. Son bir, yok son iki şey daha söyleyeceğim. Sermayeye, yani özellikle 19. yüzyılda sermaye öylesine, yani kapitalizm öylesine toplumlara, yani İngiltere, Hollanda biliyorsunuz, Fransa, hani bu üçlü ortaya çıkıyor. Sonra Almanya'ya, sonra işte kuzeye doğru İskandinav ülkelerine, güneye doğru işte İspanya, İtalya o ülkelere, sonra doğuya doğru işte Osmanlı İmparatorluğunu hani Balkanları içine alıyor ve doğuya doğru Rusya'yı içine alıyor. Yani bunlar imparatorluklar, Rus İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve dünya yani ve şöyle bir cümle kuruyor. Kapital, sermaye katı olan her şeyi buharlaştırıyor. Yani daha önceki kapitalizm önceki sınıfları, gelenekleri, yapıları, başka yapıları buharlaştırıyor, değiştiriyor diyor. Ve kutsal olan her şeyi dünyevileştiriyor diyor. Kapital, sermaye, katı olan her şeyi buharlaştırıyor. Kutsal olan her şeyi dünyevileştiriyor. Yani meşhur cümlelerinden birisi budur. Bunları buraya koydum. Yani Blackboard'a içerik kısmına bu üçüncü haftaya girdiğiniz zaman hani bunlar var orada. Ve oraya bir de Marx'ın meşhur Kapital adlı kitabının hani üç ciltlik kitabının birinci cildinin birinci bölümünde metayı tanımlıyor. Meta nedir? Yani nasıl kullanım için ürettiğimiz bir ürün ürünü diyelim ki suyu içtiğimiz su hani kullanım için üretme yani elimize bardak alıp çeşmeden su alıyoruz. Bu kullanım için bir ürün yani bu bardaktaki su. Ama bunu şişeleyip sattığımız zaman bu meta oluyor. Çünkü artık onun bir fiyatı oluyor ve dolaşıma giriyor. Diğer bütün metalarla birlikte belirli bir değeri ve belirli bir fiyatı oluyor. Yani şöyle diyor bunu da yani bu konudaki paragrafı şu. Kapitalist üretim tarzının egemen olduğu toplumların zenginliği muazzam bir meta birikimi olarak kendini gösterir. Bunun birimi tek bir metadır. Meta. Araştırmalarımızın bu nedenle metanın tahliliyle başlaması gerekir. Nitekim Kapital'in birinci cildinin birinci bölümü meta üzerinedir. Yani meta her şeyden önce bizim dışımızda bir nesnedir ve taşıdığı özellikleriyle şu ya da bu türden insan gereksinimlerine gideren bir şeydir. Bu gereksinimlerin niteliği, örneğin ister mideden, ister hayalden çıkmış olsun bir şey değiştirmez. Burada nesnenin bu gereksinimleri geçim aracı olarak doğrudan doğruya mı, yoksa üretim aracı olarak dolaylı yoldan mı, nasıl giderdiği bizi ilgilendirmektedir diyor. Böylece hani metaların çeşitliliğini ortaya koymuş oluyor ve hani metayı uzun uzun anlatıyor. Evet buraya yani hani tekrar siz de hatırlamak istersiniz diye iki kısa video koydum ve Althusser'e yeniden dönüyorum. Şimdi Althusser işte aşağı yukarı Marx'tan 100 yıl sonra doğuyor. Marx'ın doğumu 1818'dir. Althusser 1918'de doğuyor. Yani tam Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda
doğuyor. İşte İkinci Dünya Savaşı, işte orada esir kampına düşüyor filan. Yani Fransa'da İkinci Dünya Savaşı'nı yaşıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda doğmuş birisi olarak. Ve işte Montesquieu üzerine bir kitabı var. Ama işte biraz önce başlangıçta da söylediğim gibi Marx için kitabı 1965'te yayınladığı ve Kapital'i okumak olarak, yani işte Etienne Balibar, Jacques Rancière ve Pierre Macherey gibi öğrencileriyle oturuyorlar, Kapital'i yeniden okuyorlar. Şimdi okurken yani diyor ki burada şeyde, yani biz Kapital'i hani bir iktisatçı gibi okumuyoruz. Hani iktisatçı gibi de okunabilir. Şöyle, o zaman şöyle okunur. Hani daha önce Kapital'de Marx'ın dayandığı, hani Ricardo var, Adam Smith var. Hani veya işte hani çağdaş ekonomi kuramları var iktisatta. Hani bu kuramlar bağlamında yani Marx'ın sermaye kitabındaki kuramlar, hani nasıl, hani böyle okumuyoruz diyor. Biz daha çok felsefi açıdan sermayeyi okuyoruz diyorlar ve hani bu okuma bağlamında da daha çok epistemolojik bir okuma, epistemolojik ve ontolojik bir okuma oluyor bu. Felsefeye giriş dersinden ümit ederim bu iki kavramı, epistemoloji yani bilgiyle ilgili olarak ve ontoloji hani varlıkla ilgili olarak, hani neler vardır ve o var olanların bilgisini nasıl edinir. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman diyor, Marx Kapital'de bir epistemolojik kopuş gerçekleştirmiştir diyor. Yani bu epistemolojik kopuş hem Ricardo ve Smith'ten hani artık sınıfları daha fazla bir şekilde katarak ve tabii Hegel'i işin içine katarak, ama idealist Hegel'i materyalistleştirerek, yani Feuerbach'ı işin içine katarak ve de Kapital'de ikinci olarak, yani Feuerbach, genç Marx'ı etkileyen hani Hegel ve Feuerbach'dan olgun Marx'ın kopuşu söz konusudur. Yani genç Marx daha işte Feuerbachçı, daha Hegelci, daha insan özneyi öne çıkarırken diyor, Kapital'de yapılar sermaye öne çıkmıştır ve tarih kapitalin nesnesi olmuştur. Yani tarih kıtasını keşfetmiştir ve hani bu ve yeni bir metodolojiyle, yeni bir analiz biçimiyle, işte bu meta analizi, işte kapitalizmin örgütlenişi, kuruluşu, dönüşümleri, değer kuramı, artı değer kuramları, yani hani bunları bunlarla daha öncekilerden ve daha önceki Marx'tan hani bir kopuş gerçekleşti. Şimdi bu kopuş, epistemolojik kopuş fikri esasında Althusser'in 1950'lerde Foucault'la ve hani başkalarıyla birlikte yaptığı çalışmalar bağlamında ve o dönemde, yani 1950'lerde Fransa'da yükselmekte olan Canguilhem ve Bachelard diye iki epistemolog. Canguilhem sağlık felsefesi üzerine çalışan bir felsefeci, bilim felsefecisi. Bachelard da daha genel anlamda çalışan bir bilim felsefecisi. Yani felsefe alanında bu ikisi. Yapısalcılık anlamında bakacak olursak, antropoloji alanında Levi Strauss yapısalcı yaklaşımını işte modern öncesi toplumlara, hatta yazı öncesi toplumlara
Yani antropolojinin nesnesi olan toplumlara uygulayarak analizler yapıyor. Saussure diye birisi de lingüistik alanında kullanıyor yapısalcılığı. İşte bu yani hem epistemolojik alanındaki yapısalcılar mı diyelim, ne kadar yapısalcı diyebiliriz Kanguyen ve Bachelard'da bilmiyorum ama Lévi-Strauss'a ve Saussure yapısalcı diyoruz. Ve Foucault, hani Foucault daha sonra yapısalcı olmadığını göreceğiz ilerideki haftalarda söylüyor. Yani belki de kendisi post-structuralist, post-yapısalcı, onu da yani ben Foucault'cuyum diyor tabii. Hani haklı olarak. Evet öyle ama Foucault ve Althusser birlikte Foucault Althusser'in kitaplarını, Althusser Foucault'un kitaplarını okuyorlar ve bir araya gelip tartışıyorlar. Yani hani gerçi 10 yaş kadar yani Althusser büyük hani öğretmen konumunda Foucault için, genç Foucault için 10 yaş aralarında fark var. Ama Kapital'i okumak kitabında ise öğrencileri daha genç. Orada kesin hani Foucault Althusser daha bir öğretmen konumunda. Evet şimdi şöyle şuradan başlayayım. Esasında 1965'teki bu kitaptan sonra 1970'te yayınladığı bir kitap artık herkesin okuduğu ve referans verdiği ve sizlerin de kolayca bulup, çünkü internette dolaşıyor artık bu, kolayca bulup ulaşabileceğiniz bir kitap. İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. Evet, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları kitabında Althusser bir üretim biçimi, Marx'ın deterministik üretim biçimi kuramını dönüştürüyor. Bir devlet kuramı geliştiriyor ve bir ideoloji kuramı geliştiriyor. Yani bu hani hakikaten Althusser'in Marx'ı hani işte 1867'de 65 diyelim yani 1865-67 o yıllarda yayınlanmış olan Kapital'i düşünün 100 yıl sonra 1970'te yani 103 yıl sonra 103 yıl sonra Althusser o kuramı 100 yıl sonraki ortama, konjonktüre yani kuramsal ve felsefi konjonktüre uyarlıyor. Yani o anlamda hani o sırada epistemolojik olarak felsefede ve antropolojide, dil bilimde hakim durumda olan yapısalcılığı Marksizme uyguluyor. Daha doğrusu Marx'ın Kapital eserinde yapısalcılığın zaten hani bu çağdaş yapısalcılıkları olmadan önceden beri yani hani tarihsel bir yapısalcılık anlamında tarihsel maddeciliğin esasında bir yapısal aynı zamanda yapısalcı bir analiz biçimi olduğunu ileri sürüyor ve hani bu altyapı üst yapı konusunda yapılar diye bunları düşündüğümüz zaman yani ekonomik yapı, siyasal yapı ve ideolojik yapı diye hani üç düzey düşünüyor Althusser. Bu üç düzeyi düşündüğümüz zaman hani Marx'ın o kurduğu cümle ekonomik yapı devlet yapılarını ve ideolojik yapılarını determine eder, belirler diyemeyiz artık diyor. Diyemeyiz çünkü politik yapı devlet dönüp ekonomik yapıştırabiliyor. Yani üretim araçları sahipliğini değiştirebiliyor veya öyle ekonomik politikalar uyguluyor ki hani ekonominin belirleyiciliği ikinci, üçüncü plana çıkıyor. Devletin belirleyiciliği öne çıkabiliyor. Veya ideoloji bazen çok belirleyici olabiliyor. Yani eğer bir toplumda diyelim ki hani sosyalist ideolojide olan birisi bir parti iktidarı kazanırsa o ideoloji işte devlet aygıtını da devletin devlet yapılarını da kullanarak yani bir anlamda ideolojik yapı
işte belirli bir parti, belirli bir kolektivite, hani kitle tarafından benimsenmiş olarak olan bir ideolojik yapı devlete hani devlete geldiği zaman o devletle o ekonomiyi dönüştürebiliyor, belirleyebiliyor. Yani dolayısıyla diyor ki hani tek yönlü ekonomik yapıların siyasal yapıları ve ideolojik yapıyı belirlediği, %100 belirlediği şeyi Marx'ın dönüştürülmek durumunda ve şu kavramı geliştiriyor burada. Bu yapılar birbirleriyle ilişkileri göreli özellik ilişkileri vardır. Yani yapılar arasındaki ilişkileri sorunsallaştırıyor. Zaten sorunsallaştırma kavramı da Althusser'in önce Fransızcaya sonra başka dillere katkılarından birisi. Sorunsal bir şeyi sorunsal olarak ele alalım dediğimiz zaman onu bir çerçeve olarak kavramlarıyla eleştirel olarak ele almak anlamını taşıyor. Sorunsal. Yani işte bu Marx'ın bu ekonomik yapılar, siyasal yapılar, ideolojik yapılar arasındaki ilişkiyi sorunsallaştıralım dediği zaman şöyle sorunsallaştırıyor. Yani sorunsallaştırılabilir, en azından ben öyle yorumluyorum. Yani bir uçta hani bazı kuramcıların dediği gibi bunlar tamamen birbirlerinden mutlak düzeyde bağımsızdır. Hiçbir kuramcı bunu söylemiyor tabii ki. Yani ekonomik, siyasal ve ideolojik yapılar mutlak düzeyde birbirlerinden otonomdur. Yani her birisi kendi dinamikleriyle işlerler. Öbür tarafından yani böyle bir şey yok. Bir uçta bu. Öbür uçta hani Marx'ın dediği hani maddi yapılar bilinci belirler diyor ya okuduğum şey cümlesi, meşhur cümlesi. Yani ekonomik yapı siyasal yapıyı, siyasal yapı işte ideolojik yapıyı bu belirler hani şeyi. Yani %100 belirler. Marx'ta da bu yok esasında. Yani Marx'ta da mesela Marx'ın Fransa'da 18. Brumaire diye bir kitabı vardır. Fransa'daki Louis Bonaparte diye birisinin iktidara gelişini açıklarken hani orada nasıl siyasal yapının, ideolojik yapının etkili olduğunu analizlerinde gösterir. Yani hani göreli özellik kavramını kullanmamıştır ama yani Marx da bu yapıların birbirlerine göre göreli özellik olduklarını yani mutlak anlamda belirlenmediklerini söylemiştir. Ama bunu Althusser 1965 işte 60'tan itibaren ama 70'teki işte bu kitabında işte İdeoloji ve Devletin ideolojik aygıtları kitabında çok açık bir şekilde dile getiriyor. Ve yani buradan hani bir şekilde bu ekonomik düzey, siyasal düzey, ideolojik düzey, bunlar arasındaki ilişkiler şey derken bunları üretim ve yeniden üretim ile ilişkilendiriyor ve şu soruyu soruyor. Yani bunu Leyder'daki bölümü okursanız, Leyder, Althusser'i şu soruyu ya cevap bulmak için kuramını geliştirdi Althusser diyor. Soru şu, nasıl oluyor da kapitalizm kendisini yeniden üretmeye devam ediyor? Yani aynı şeyi hani ülkelerde 60'larda, 60-70'lerde her ülkedeki kapitalizmler birbirini kendisini üretiyordu. Şimdi küresel düzeyde yine kendisini yeniden üretiyor. Ama üretmeye devam edecek mi, etmeyecek mi? Yani bunu nasıl anlarız? Bunun geçiş dönüşüm dinamiği var mıdır? Evet, dur. Yine belirli bir sorun var anlıyorum. Dinliyorum. Hocam, bence öncelikle kapitalizmde bir sürece evrildiğini düşünüyorum. İkincisi de en önemli nedenlerden biri de hatalarından ders çıkarıyor. Yani günümüze kadar gelmiş olan ekonomik krizlere baktığımızda gerek Evet. 70'lerdeki kriz, işte 80'lerde en son yaşanan 2008 krizde buna dahil olmak üzere Evet.
bunlar bir süreç içerisinde hem evriliyor hem de hatalarından kapitalizm ders çıkarıyor. Yani hani bunun nasıl anlatsam hocam? Mesela Evet. şu an mesela sürdürülebilirlik diye bir şey var ortada, bir proje var mesela, bir düşünce var. Evet. Ve bunu bütün büyük firmalar uygulamaya başladı. Ya da güneş enerjisini, doğal enerji Evet. kaynaklarıyla bir üretim, enerji sağlama. Mesela bunlar Evet. hep kapitalizmin hatalarından ders çıkardığını göstermez mi bize mesela? Gösterir. Evet, çok güzel söyledin. Teşekkür ederim Nur. Nitekim en büyük krizlerden birisi, hani o 20. yüzyılın en büyük krizlerinden birisi 1929 krizidir, bunalımıdır. 1929 dünya bunalımı denir ona. Ve bu bunalımda yani o kadar çok kapitalist firma iflas ediyor. Ve hani kapitalistler intihar ediyor. Yani hakikaten çok büyük bir kriz. Yani bunu esasında Kondratiev döngüleri diye bir döngü var. Yani kapitalizm işte bir dönem genişliyor, genişliyor, genişliyor ve bir noktada artık genişlemesini sürdüremez hale geliyor. Sonra aşağı doğru iniyor ve aşağı indiği noktada en alt noktada işte bu krizler oluyor. Yani 1929 krizi, senin sözünü ettiğin 2008 krizi, ondan önce 1973'te mesela bir kriz var filan. Yani bu krizler. Şimdi 1929 krizi hakikaten kapitalizmin hatalarından öğrenmesinin en belirgin dönüm noktalarından birisidir. Yani 1929 krizinden çıkış sürecinde devlet şimdi öne çıkıyor ve refah devleti oluyor. Yani refah devleti öne çıkıp işte kötü durumda olan emekçi sınıfları, işçileri, sarımsal üreticileri, yani bütün onların yaşlılık durumlarını, hastalık durumlarını düşünen ve bunlara çareler arayan bir devlet haline geliyor ve işte 1930'lardan 1970'lerin sonuna kadar bütün dünyaya böyle işte sosyal haklar, işte örgütlenme hakları, sendikalaşma hakları, sigortalanma hakları, yani bütün bunları yani kapitalist toplumlar kurumlaştırıyor. Fakat işte 1973 krizi, yani 1929 krizinden 1973 krizine geldiğimiz zaman kapitalist toplumlarda, mesela İngiltere'de Thatcher iktidara geliyor. Muhafazakar Parti'nin o zamanki lideri iktidara geliyor ve Reagan Amerika'da iktidara geliyor. Reagan ve Thatcher bu sefer refah devletini dönüştürerek tekrar eski liberal dönemdeki hani sermayenin sınırlanmadığı, yani çünkü refah devleti sermayeyi kapitalistleri sınırlandırıyor ve onlardan hani yüksek vergi alarak dağıtımını yapıyor. Hayır, artık bunu yapamayız çünkü artık karlılık oranları çok düştü falan deyip işte bu neoliberalizm, yani tekrar hani daha önceki dönemdeki işte vahşi kapitalizmin yeni döneme uyarlanmış, yani daha önce kamulaştırılmış olan birçok kurum, şirket, ekonomik yapı yeniden özelleştiriliyor, yeniden şey yapılandırma programları, IMF öne çıkıyor, hani 3. Dünya ülkelerinde yeniden yapılandırma, özelleştirme programları uygulanıyor filan. Ondan sonra da işte 1978 diyelim buna, 73 krizinden 5 yıl sonra, 78'den itibaren 2008'de hani aşağı yukarı ne oluyor? 30 yıl sonra tekrar krize giriyor ve tekrar senin sözünü ettiğin, biraz önce sözünü ettiğin, belki de refah devletine benzer sürdürülebilirlik, işte toplum sal sorumluluk gibi konular ortaya çıkıyor. Ama hani küresel kapitalizm düzeyinde
gerçekten krizden hani çıkarabilecek mi bunlar? Yoksa mesela dördüncü sınıfa geldiğinizde ele alıp inceleyeceğimiz Wallerstein diye bir kuramcı. Hani yine Marx'ın 1980'ler, 70'ler ve 80'lerdeki yeniden yorumlanması ve bu sefer dünya sistemci bir çerçevede yorumlanması bağlamında onun söylediği artık bir geçiş dönemine girilmiştir. Bir çatallanma dönemine girilmiştir. Yeni bir üretim biçimi ortaya çıkacaktır diyor falan neyse. Onları daha sonra tartışacağız. Ben müsaadenle Nur yeniden şeye döneceğim. Althusser'in anlatımına döneceğim, devam edeceğim. Şimdi daha önce de dediğim gibi devlet kuramını geliştiriyor. Şimdi daha önce söylemedim ama şimdi hatırlatayım size bu dersin birinci dönemindeki dersten yani Marx'ı ayrıntılı olarak incelerken Marx'ın şu cümlesini de gördünüz. Devlet veya devlet yönetimi de olanlar kapitalistlerin temsilcilerinden oluşmuş bir yönetim kuruludur. Yani kapitalistler yani devlet kapitalistlerin devlet düzeyindeki temsilcisidir gibi yine orada hani belirlemeci bir tanım kullanıyor. Yani devlet aygıtıyla sınıf arasında bir ayrım yapıyor. Ama hani devlet aygıtlarını farklılaştırmıyor. Üniter bir şekilde devleti ele alıyor. Althusser de üniter bir şekilde ele alıyor ama devleti iki önemli boyuta bölüyor. Yani devlet kuramını değiştiriyor ve devletin Marx'ın sözünü ettiği baskıcı aygıtları ve devletin ideolojik aygıtları. İşte bu kitabın zaten hani başlığı da o. İdeoloji ve devletin ideolojik aygıtları. Yani bir devletin ideolojik aygıtları kavramını gündeme getiriyor Althusser ve hani devletin baskıcı aygıtları kavramının altına hani klasik devlet tanımında mesela Weber'in devlet tanımı nedir? Şiddet araçlarının fiziksel şiddet araçlarının kullanma tekeli elinde tutan örgüt devlettir. Fiziksel şiddet araçlarını. Eğer bir toplumda hani mafyalar varsa fiziksel şiddeti kullanan o zaman o toplumda yeterince yani devlet hani fiziksel şiddet araçlarının tekeline yeterince sahip olamamış demektir filan. Neyse bu hani klasik devlet tanımı ve Marx'ta da hani bu baskıcı aygıtlar yani işte polis şiddet hani araçlarının devletin kontrolünde olması, polis, ordu, hapishaneler hani falan yani bunlar devletin baskıcı aygıtları. Doğrudan doğruya fiziksel güç kullanan, fiziksel iktidar kullanan aygıtlar. İşte bunlardan farklı olarak diyor toplumda yani ve de hani kapitalizmin yeniden üretilmesine katkıda bulunan önemli yapılar vardır. Aygıtlar, bunlara aygıtlar diyor. Daha sonra göreceğiz. Bu aygıt kavramının katılığıyla mesela Bourdieu'daki alan kavramının farkını ileride göreceğiz. Sistem kavramının veya esasında belki de Parsons'taki sistem ve alt sistemler. Hatırlayın siyasal sistemin alt sistemleri işte yürütme değil mi? Yürütme, yargı, idare filan hani alt sistemleri olarak şeyde vardı. Parsons'ta vardı. Althusser'de Parsons'taki bir dört değil, yani dört alt sistem değil, iki aygıt grubu var. Birisi baskıcı aygıtlar, diğeri ideolojik aygıtlar. Devletin ideolojik aygıtları. Şimdi ideolojik aygıtlar deyince de bu kitapta, biraz önce sözünü ettiğin kitapta listeliyor. Yani
ve hani Türkçe'de de devletin ideolojik aygıtları DİA'lar, hani kısaltılmışı DİA'lar neler? Mesela eğitim, bütün eğitim kurumları devletin ideolojik aygıtı diyor. Bütün dini kurumlar devletin ideolojik aygıtı diyor. Hatta işte burada çok eleştirilir Althusser, aile devletin ideolojik aygıtıdır diyor. Yani devletin genel olarak genel ideolojisini bir sonraki kuşaklara aktaran aygıttır diyor. Tabii hukuki hani şeyin dışında kalan o baskıcı aygıt, yani doğrudan doğruya hani suçla ilgili yargının dışında kalan hukuki kurumlar, hatta sendikalar ideolojik aygıttır diyor. Tabii ki diyor medya, basın, radyo, televizyon, bütün bunlar ideolojik aygıttır diyor. Siyasal diye, yani değişik partileri de içeren bir sistem olarak siyasal diye ve kültürel diye diyerek de güzel sanatlar, edebiyat ve bütün diğer hani kültür kurumları, yani böyle bir devletin ideolojik aygıtları ve hani nasıl devlet bir anlamda ekonomiden göreli bağımsız, ama devletin içinde de devletin ideolojik aygıtları devletin baskıcı aygıtlarından göreli bağımsız. Ama devletin ideolojik aygıtları yeterince çalışmadığı zaman devletin baskıcı aygıtları tabii onun hemen arkasında duruyor diyor Althusser. Veya tam tersine, yani devletin baskıcı aygıtları da esasında sadece baskıyla çalışmıyor. Tam tersine ideolojik aygıtlar gibi çalışıyor aynı zamanda diyor. Yani hani bunlar arasında ilişki, göreli özellik ilişkisi bir anlamda. Ekonomik yapılarla göreli özellik, kendi aralarında göreli özellik, ideoloji ile göreli özellik. Evet, şimdi ekonomi ile ilgili üretim güçleri, üretim ilişkileri, onlar arasındaki ilişki, üretim biçimi, hani o kuramda bir geliştirme yapıyor ve onun hani belirleyiciliği konusunda, sonra devlet kuramında, sonra da ideoloji kuramında, hani üçüncü kuramsal katkısı ideoloji kuramına olan katkısı. Şimdi bir kere ideolojiyi tanımlıyor. Şimdi Marx'tan farklı olarak tanımlıyor gene. Şimdi Marx da ideoloji, esasında mesela Alman ideolojisi kitabında Alman ideolojisi diye eleştirdikleri Marx ve Engels'in, o dönemde Alman toplumunu, işte İngiliz, Fransız toplumlarını incelerken sınıflara, maddi, teknolojik yapılara bakmayan, hani tamamen Hegelci bir şekilde idealist analizler yapan, hani ona sağ Hegelciler diyorlar. Kendileri de o sırada sol Hegelciler. Henüz Marksist, hani Marksist değiller. Hani Marx ve Engels bu Alman ideolojisini yazdıklarında. Ve hani Alman ideolojisi, yani Almanlar bulutlarda geziyorlar. Yani maddi yapıların belirlediği bilinç düzeyinde, değerler, felsefe düzeyinde geziyorlar. Ama toplumun gerçek işleyişini anlamak için hani maddi yapılara bakmak gerekir. Yani dolayısıyla ideolojik olan bu düşünürler yanlış bilinç içindedirler. Yani yanlış bir görüş içindedirler. Yani belirlenmenin tam tersi durumda olması gerekirken, onlar fikirlerin belirleyici olduğunu yanılgısı içindedirler. Yani Marx'ta yanlış bilinç diye bir şey var. Yanlış bilinç. Yani insanlar kendi konumlarını, toplumdaki konumlarını, tarihteki konumlarını bilimsel olarak hani anladıkları zaman doğru bilinçte olurlar. Bu şekilde anlamadıkları zaman yanlış bilinçte olurlar. Ve de hani Marx açısından, yani sosyalist ideolojiyi benimseyip kendilerinin hani
konumlarını doğru şekilde görmedikleri zaman mesela işçiler de yanlış bilinç içindedirler Marx'a göre. Althusser diyor ki hayır, bütün insanlar esasında ideoloji içinde yüzerler. Yani balık nasıl su içindeyse ve su içinde olduğunun farkında değilse, şimdi meşhur bir Osmanlı şairinin dediği gibi değilse, Althusser'e göre de insanlar ideoloji içindedirler, ideoloji tarafından inşa edilmişlerdir, öznelikleri ideoloji tarafından inşa edilmişlerdir. Ancak bilim insanları belirli bir dönem için ideolojiden kopuş gerçekleştirebilirler. Epistemolojik kopuş. Hani Marx Kapital'i yazarken o Hegelci hani ideolojiden ve hani toplumlarda hakim olan ideolojiden bir epistemolojik kopuş gerçekleştirerek, yani epistemolojik engelleri dönüştürerek Kapital'i yazabilmiştir. Yani yeni bir bilim ortaya koyabilmiştir. Veya işte Althusser diyor ki hani ben de bir ideoloji içindeyim ama zaman zaman o ideolojiden kopuş gerçekleştirerek, onu eleştirerek, dönüştürerek, yani hani şöyle bir şey var Althusser'in epistemolojik yaklaşımında veya bilim felsefesi yaklaşımında. Diyor ki ideoloji ve hani ampirik veriler, gerçek dünyadaki veriler, hani kelimelerle ifade edilen, istatistiklere geçen bütün bu veriler esasında bilimsel üretimin ham maddesidir. Bilimsel üretim, o ilk başta söylediğim sorunsal içinde, yani eleştirel kavramlarla bu ham madde dönüştürülür. İşte burada bu dönüştürülme sürecinde epistemolojik kopuş gerçekleşir ve sonunda hani ortaya çıkan ürünler, hani ham madde sorun kuram içinde dönüştürülüyor ve bilgiye dönüşüyor. Ama bu bilgi kullanılmaya başladığı anda ideolojinin bir parçası oluyor. Yani onu tekrar hani her keresinde ideolojiden kopuş gerçekleştirerek ve hani onların da yeniden üretimini, kavramlarla yeniden üretimini sağlayarak yeniden tekrar bilimsel bilgiye ulaşabiliriz diyor. Yani bilimsel bilgi ancak kopuşlar sırasında, yani bilim adamının, bilim insanı, fizikçinin deney yaptığı anda, o deney düzeneyi ancak hani ideolojiden kopuş gerçekleştirip hani ideoloji dışında bilimsel bilgiyi bulmasını sağlar gibi, hani sosyal bilimlerde de benzer bir şekilde. Ve dolayısıyla ideoloji tanımı şu: İdeoloji bireylerin gerçek varoluş koşullarıyla aralarındaki hayali ilişkilerin, hani insanlar, onların gerçek varoluş koşulları var ve bu gerçek varoluş koşullarını hayali olarak bir ilişkileri var o gerçek koşullarla, yani bunun bir tasarımı, yani ideoloji dolayı. Yani ideoloji nasıl tanımlıyor? Bireylerin gerçek varoluş koşullarıyla aralarındaki hayali ilişkiler, yani onlar hakkındaki bütün düşünceleri. Yani peki Marx'tan ne kadar farklı? Hani bu yanlış bilinçtir demiyor. Yani bu, yani insanların, bütün insanların içinde oldukları, ancak bilimsel bilgi üretim sürecinde bundan kopabildikleri ideolojik düzey vardır diyor. Yani ekonomik düzey gibi, siyasal düzey gibi ideolojik düzey vardır diyor. Şimdi daha sonra da kuramcılar yani bunu da eleştiriyorlar ama yani hani işte Marx'ın ideolojik kavramı, Althusser'in ideolojik kavramı, daha sonra Butler'ın ideolojik kavramı veya Laclau'nun ideolojik kavramı, hani farklı kuramcılar farklı ideolojik kavramları geliştiriyorlar ama önemli adımlardan birisi Althusser adımı. Yani Althusser'in ideolojiyi bir toplumsal formasyonun bir düzeyi olarak hani tanımlaması. İki,
İki, ideoloji hani sanki Marx ve Engels'te de böyle fikirler düzeyinde bir şeymiş gibi anlaşılıyor diyor. Oysa ki diyor Althusser burada, ideolojinin varoluşu maddidir diyor. İdeolojinin varoluşu maddidir. Yani ideoloji biraz önce sözünü ettiği devletin, hani devletin ideolojik aygıtlarındaki bütün pratikler içinde ideoloji üretilir diyor. Hani ayinler, hani ayinler, bütün ayinlerde ideoloji üretilir diyor. Cezalar, ödüller, yani ideoloji üretilir. Bakışlar, hani bir bakış ideolojik, yani ideoloji içinden doğru bir bakışın anlamı, yani hayatın anlamı, yani ideoloji içinde. Yani ideoloji bir anlamda antropolojinin kültürü veya sosyolojinin kültür kavramı Althusser'de. Yani bütün bir hayatın anlamlandırılması ve hani ve sadece fikirler düzeyinde değil, pratikler düzeyinde, eylemler düzeyinde. Ha? Yani bakış eylemi, el sıkışmalar diyor. Birlikte ibadet etmeler diyor. Konuşma diyor. Yani konuşma, maddi bir pratik konuşma. Hani yani dıştan etkileşim halindeki konuşma veya içten konuşmalar da diyor. Yani kendi kendimize konuştuğumuzda da hani ideolojik konuşmalardır diyor. Yani hani burada hakikaten bir hani ideoloji tanımında bir adım atıyor. Ama önemli adım ideolojinin varoluşunun maddi olduğu ve bütün işte bu pratikler, hani eylemler, toplumsal eylem, yani bunların hepsi toplumsal eylem değil mi? Ayinler, ödüller, cezalar, bakışlar, el sıkışma, yani bütün bu bunlar, yani bunlar içinde, yani bu hani doğrudan doğruya bu ideoloji ve devletin ideolojik aygıtlarından alınmış bir cümle bu. Biraz önce hani ideolojinin varoluşu maddidir. Diğerlerdeki pratikler, ayinler, ödüller, cezalar, bakışlar, el sıkışmalar, birlikte ibadet, dıştan ve içten konuşmalar diye hani doğrudan doğruya onun cümlesinin çevirisi bu. Şimdi burada şöyle bir cümle daha var. Onu da hani bu kitapta var bu. Yani tek bir özneyi, yani herhangi bir bireyi ele almak için inancının, fikirlerinin, varlığının maddi olduğunu söyleyeceğiz. Şöyle ki fikirleri, bu öznenin fikirlerinin kaynaklandığı maddi ideolojik aygıtça tanımlanan maddi ayın kurallarıyla düzenlenmiş, maddi pratiklerle yer alan, pratiklerde yer alan kendi maddi eylemleridir. Yani burada hani tarihsel maddecilik dediğimiz zaman maddi ne kadar fazla geçti gerçekten görüyorsunuz onu. Yani pratiklere, maddi pratiklere çok önem veriyor ideolojiyi analizinde, ideolojiyi anlatırken. Bir üçüncü önermesi var ideolojiyle ilgili olarak. Interpellation, bunun İngilizcesi, interpellasyon Fransızcası, Türkçe'ye de adlandırma, çağırma. Yani ideoloji interpellate eder diyor. İdeoloji bireyleri özne diye adlandırır. Özne olarak adlandırır. Yani bu hani meşhur Althusser'in bu kuramı anlatılırken şu örnek kullandı. Kendisi de veriyor bu örneği. Hani yolda yürüyen bir insanı düşünün ve hani polisin ona sen oradaki, sen bakar mısın? Hani diyor böyle. Ama bir sürü insan var ve insanlar hani dönüp bakıyor. Dönüp bakıyor. Oysa ki hani adını söylemiyor. O kişi olmayabilir. Başka kişiyi çağırıyor olabilir. Ama kendisi dönüyor. Çünkü hani işte polis bir aygıt. Hani bir aygıt onu yani kendisine doğru, hani döndüğü zaman o aygıtla ilişkilenmiş ve hani ideolojik bir ilişki içinde, ideolojik bir ilişkinde özneleşmiş oluyor. Yani polise doğru dönen, ona itaat eden
olmuş oluyor. İtaat eden özne haline gelmiş oluyor. Yürüyüp gittiği zaman itaat etmeyen belki de sağırdır belki ama sağır değilse duymuş olmasına rağmen yürüyüp gidiyorsa itaat etmeyen oluyor. Ama yürüyüp gittiği için durmadığı için hani ceza da görebilir, vurulabilir de yani o riski alıyor. Hani yani bu kısmını pek açmıyor ama mesela şeyde Foucault'da mesela yine o da hani ideoloji tanımını, söylem tanımını yaparken ideoloji yerine söylemi kullanıyor Foucault. Göreceğiz. Yani bir şekilde hani direnme olmadan iktidar olmaz diyor. Yani ideoloji iktidar anlamında yani iktidar ve direnme arasında hani burada da hani bir iktidarla bireyin özne olması arasındaki ilişkide ideoloji ama aygıtlardan doğru gelen ideoloji bireyi özneleştiriyor. Foucault'da ise hani iktidar doğrudan doğruya ama iktidarın tabii Althusser'den farklı olarak bütün topluma yayılmış bir iktidardan söz ediyor Foucault. Neyse onu oraya gelince anlayacağız. Daha fazla onu açmayayım. Yani ideoloji bireyleri özne diye adlandırır. Çağırır yani bu çağırma boyutu. İdeolojinin çağırma boyutu. İdeolojinin insanları belirli bir ideolojik konuma, ideolojik duruşa, belirli bir duruşa hani şöyle bir duruş, böyle bir duruş. Hani toplumda bir sürü insanların hani farklı konumları var. Toplumundaki kültürün, ideolojinin içinde farklı hangi konuma kendisini çağrılıyor. Tabii hangi konuma çağrıldığı yani buna hani pek fazla girmiyor ama hani sosyolojik olarak bunu açtığınız zaman hani bir sürü başka şartlara göre, ekonomik durumuna göre nasıl çağrılıyor? Etnik kökenine göre nasıl çağrılıyor? Sınıfsal konumuna göre nasıl çağrılıyor? Eğitim durumuna göre nasıl çağrılıyor? Yani bütün bunların her birisi farklı özne çağırmaları veya özne inşaları, öznelik inşaları. Yani öznenin inşa edilmesi, failliğin inşa edilmesi veya neyse faillik öznelikten hani biraz ayrışarak yani inşa edilmişliği aşarak özne olduğu zaman fail diyoruz. Ama faillik şeyde yok. Althusser'de yok. Şeyde de yoktu esasında. Parsons'ta da yoktu. Yani Parsons'ta da konum ve rol hani öne çıkıyor. Şeyde ise Althusser'de ise yapılar öne çıkıyor. Bireyler, özneler, yapıların taşıyıcıları. Yani pasif bir anlamda. Hani o direnme dediğimiz şey Althusser'de pek yok. Ve onun içinde kötümser Althusser hani yani özgürlük konusunda Foucault'da var ama direnme meselesi hani o da kötümser esasında ama hani bir dereceye kadar tanımlarken hani direnişi de işin içine sokuyor. Evet yani hani Althusser'in katkısı diyelim veya bir yani yapısalcı kuramı olarak işte yapısalcı işlevselci kuramına karşı ama aynı düzeyde hani daha sonra göreceğimiz gelecek haftadan itibaren göreceğimiz faili bireyi mikroyu temel alan kuramcılara göre ikisi aynı yerde duruyorlar ama kendilerinden önceki farklı kuramcıları ele alarak dönüştürdükleri için de farklı iki kuram hani işte 1960'larda eğer zıt iki kuram varsa hani işte birisi Parsons tarafından temsil ediliyor, öbürü
Althusser tarafından. Tabii yani başka hani kuramcılar da var. Mesela yine dördüncü sınıfta göreceğiniz Lefebvre mesela eleştiriyor bu Kapital'i okumak kitabını filan veya Alain Badiou diye birisi var. Olumlu olarak eleştiriyor. Ama mesela yine 1930'larda, 40'larda, 50'lerde gelişen eleştirel kuramdan doğru gelenler, hani bu tarihlerde sağ olanlar eleştiriyorlar. Hani onlar da var belki de hani sahnede. Ama Fransa'da mesela daha sonra hani dünyanın birçok değişik yerlerinde kuramcıları etkiliyor ve yani daha sonraki kuşak kuramlar Althusser'i eleştirerek ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani Althusser hani Marx'ı eleştirerek, dönüştürerek yeni kuramı oluşturuyor. Diğer kuramcılar da onu eleştirerek, dönüştürerek yeni kuramları oluşturuyorlar. Hani bir anlamda Bourdieu ve diğerlerini anlarken, anlamaya çalışırken bunları hatırlayacağız. Evet, esasında yani neredeyse bir saat geçti. Bir saatten fazla, belki de 70 dakika falan oldu. Sizlerden şimdi geri bildirim bekliyorum. Başlarda hakikaten Nur Arıcan geri bildirim verdi. Hoş da oldu. Keşke benzer bir şekilde sizler de verseniz. Nur belki de devam etseydi, daha sonraki anlatımlar sırasında da müdahale edebilirdi. Yani ben müdahalelerinize açığım. Yani her türlü soru sorarak veya yorumda bulunarak. Evet, ne diyorsunuz? Şimdi size soruyorum. Evet, hediye. Şeyin açık, mikrofonun açık. Evet hocam, Ben son bir soru sormak istiyorum ama şey tabii hocam, buyurun. ben ideolojinin Aygıtları kitabını okuduğumda, Althusser'in ideolojik Aygıtları kitabını okuduğumda, evet aynen. Şey neydi onun adı? Orada şey diyordu mesela, ideolojinin bir hiçlik olduğundan bahsediyordu. Yani Nelik kuru oldu? hiçlik olduğundan bahsediyordu. Bir hiçlik, yani bir Hiç, nesin? hiç. Hiçlik. Evet, yani Hiç, evet. felsefi. Ben onu hatırlamıyorum. Hani ben de birkaç kere okudum. Bende kitabı da var hocam onun. Evet, bende de var. İşte şuradan göstereyim. Bak, herhalde sendeki bu mu bilmiyorum. Bu eski bir baskısı Kırmızılı esasında. böyle olacaktı da ben şu an sizin ekranınızı göremiyorum hocam. Öyle bir problem var. Ne? Sizin Neden göremiyorsun? ekranınız bilmiyorum. Şu an karanlık görünüyor hocam bende sizin ekranınız. Ama Allah aşağı Allah. yukarı aynı Evet, aynı. kitaptan bahsediyoruz. Ondan eminim de şeyde. Peki hala göremiyor musun Nur? Hayır hocam, hala karanlık. Evet. Başka arkadaşlara sorayım. Yani göremiyorlar mı beni? Yani sadece ses olarak mı dinlediler? Ha? Bir cevap verecek olan bir arkadaş var mı? Ben de görünüyor hocam diyor. Ha, tamam. Şeyda da görüyordu. Tamam. O Tamam. zaman Peki. ben bir girip çıkayım hocam. Bir dakika, ben bir Yok girip yani çıkayım. yok görmüyorum. Yani sesimi duyuyorum canım. Yani sen de beni duyuyorsun. Önemli değil görmen. Evet, bu hiçlik meselesini biraz açar mısın? Yani şöyle, o sayfayı arıyorum şimdi. Ben hocam aile üzerinde bir ideolojik, yani aileyle siyaset arasındaki ilişkiyi inceliyorum. Onun hakkında böyle bir tez de yazıyorum da. Şey, Harika. orada işte ideolojik kavramlarını araştırırken kitaba da dayanaraktan hani Althusser ne demiş tarzında bakmıştım. O Evet. da hiçlik gibi bir kavram kullanmış da onu şu an arıyorum, bulamıyorum. Evet, yani hani onu hani bir belirli şekilde mecazi bir anlamda kullanmıştır. Çünkü hiçlik diyemez, tam tersine tezi hani ideolojinin maddi olduğu ve yani mesela yani insanları bireyleri öznelleştiriyor dedik ya. Şimdi mesela diyor ki feodal dönemde din ve aile ikisi birlikte hani insanları feodal toplumun özneleri hani haline getirir. Oysa ki modern toplumlarda, kapitalist toplumda
okul ve aile, ki sen de hani böyle bir önermesi var, onu da görmüşsündür bu kitapta. Onu bulmanı öneririm. Hani okul ve bu farklılaşmayı yapıyor. Yani din ve aile, her ikisinde de hem feodal toplumda hem kapitalist toplumda aile merkezi bir kurum. Kapitalist toplumda da din merkezi bir kurum ama diyor hani en azından Avrupa toplumlarında hani dinin yerini yani dini eğitimlerin yerini diyelim seküler eğitim, laik eğitim kurumları aldığı zaman hani eğitim kurumları ve aile birlikte hani çocuğun yetişkin haline gelinceye kadar ki oluşumunu, formasyonunu sağlıyorlar diyor. Ama orada da bütün o maddi pratikleri saydı. Dolayısıyla hani ideoloji bu maddi pratikler dedikten sonra ideoloji hiçtir demesini ne anlamda böyle bir cümle kurmuştur? Kurmuştur eminim. Hani sen Şöyle buldun mu? buldum hocam sayfayı. 79. sayfa ve 80. sayfada bahsediyor. Kısaca okumamı ister misiniz yoksa? Okumanı tercih ederim. Evet. Alman ideolojisinde bu anlatım açıkça pozitif bir bağlamda kullanılmıştır diyor. İdeoloji katıksız yanılsamadır, katıksız düştür yani hiçliktir. Tüm gerçekliği kendi dışındadır diye bir Ah. tabir kullanmış hocam. Hani onu kendisi mi kullandı onu tam bilmiyorum ama Tamam böyle bir tamam yorum işte. var. Hayır, bu işte Alman ideolojisi kitabı var ya, Marx ve Evet. Engels'in. Yani Evet. Marx ve Engels'in kitabında ideoloji bu maddi pratikler değil. Fikirler düzeyinde. Fikirler Değil. de yani hani Marx'ın belirlemeci bakışından doğru etkili değil. Yani bir hiçlik. Yani ideoloji Marx ve Engels'in Alman ideolojisindeki bakışları açısından hiçliktir diyor. Yani bir orada hani Marx ve Engels'i eleştiriyor yani. Hani Anladım. Althusser'e göre ideoloji maddi pratiklerdir. Dolayısıyla maddidir, hiçlik değildir. Ama şeyde Marx ve Engels'teki Alman ideolojisinin Marx ve Engels'inde yanılsamalar olduğu için yanılsama yani. Hani gerçek Evet. değil, hiçlik. Bu Evet. anlamda yanılsama anlamında olduğu için yani Marx ve Engels'in ideolojik kavramının kişilik olduğunu söylüyor. Anladım hocam. Ama şey mesela orada mesela Alman ideolojisini okumuştum hocam ben Marx'ın. Şey demişti mesela ideoloji üretim güçlerine bağlı. Yani işte kapitalist sistemde işçi hani öyle bir düşünüre getiriyor. Yani ideolojisi ona göre şekillenir, üretim biçimlerine göre şekillenir tarzında bir Doğru. şey söylüyor. Bu da Doğru. aslında günümüzde şeye denk düşmüyor mu hocam? Biyopolitik sürece düşmüyor mu? Yani işçinin işveren gibi düşünebilmesi, işte onun çıkarlarını normalleştirmesi, kendi çıkarlarından öncü tutması. Yani Evet, sen şimdi biyopolitika hemen evet, gibi bir doğru. şey olmuyor mu? Oluyor, belki de öyle düşünebiliriz ve sen şu anda tabii Foucault'a girmiş oldun ama Evet, ne yazık. Foucault'a 2-3 hafta sonra geleceğiz. Güzel, Tamamdır. ama yani onu önceden öngörmüş olduk. Onun da gelmekte olduğunu biliyoruz. Ve hani zaten daha önce de söz ettiğim gibi Foucault ve Althusser 1950'lerde birlikte çalışıyorlar. Hani daha sonra 60'larda yolları giderek ayrılıyor belki de. Yani daha doğrusu Foucault hani Foucault'cu oluyor. Yani yeni bir epistemolojik yaklaşım, yeni bir iktidar kavramlaştırması, yeni bir felsefe, yeni bir sosyoloji oluşturuyor. Evet, onu göreceğiz daha sonra. Ama teşekkür ederim. Rica ederim. Yani ben de yani hatırlamış oldum o cümlenin hani bu kitabın 79-80. Sayfalarında olduğunu ve de yani sen de okurken gördün esasında hani Alman ideolojisindeki ideoloji kavramını eleştirirken kullandığı bir cümle olduğunu Althusser'in, Evet değil mi? hocam. Sen de gördün, evet. Evet.